Bazı illerde yerel yönetimler o mücadeleye vatandaşın yanında destek veriyor. Tunceli, evet. Tunceli o illerden biri. Şimdi oraya gideceğiz. Arkadaşımız Ferit Demir, Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu'nu konuk edecek. Nasıl bir mücadele verildiğini bizlere anlatacaklar. Ferit. Sorel, Türkiye'nin yakından tanıdığı... Yaptığı icraatlarıyla özellikle organik üretimde, organik gıda maddelerinin üretiminde Türkiye'de örnek olan bir belediye başkanı var yanımda. Komünist Partili belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu bu günlerde Türkiye'de herkes zammı konuşuyor. Özellikle dün gece yarısı resmi gazetede yayınlanan zam haberleriyle birlikte Türkiye bir şokla uyandı ve her şeye indiden ipliğe zam geldi. Ama Tunceli'de ekmek mesela 4 lira. Ulaşım öğrenci 2 lira. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani bu kadar enflasyon yüksekken siz bunu nasıl başarıyorsunuz? Ya aslında şöyle, bu bir anlayış meselesi. Biz burada daha çok bu meseleleri üzerinde şöyle tartışma yürütüyoruz. Yani olanakları avuç azınlığa değil, toplumun bütününe dağıtma ve o eşitlik üzerine yürütmek istiyor. Çünkü eğer siz bu devletin, kamunun olanaklarını bu şekilde yapmazsanız, bir ticaret, bir tüccar mantığıyla bakarsanız, toplumun yaşama, toplumun nefes alma şeyi bitmeye başlayacak. Yani şu anda, söylediğiniz çok doğru, şu anda ülkede gerçekten de bu yüksek zamlar insanları bıktırmaya doğru götürmeye başladı. Yani bir maaşlara bir iyileştirme yapılıyor. Hemen arkasında zamlar geliyor. Hemen ermeye başlıyor. Bizler de aslında bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda belki biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. İlde çeşitli bölgelerde, ilçelerimizde, köylerimizde buğday ekimleri yapıyoruz. Buğday ekimleriyle birlikte de buradaki fabrikayla bir anlaşma yapıyoruz. Onlarla görüşüp oradaki buğdayları fabrikada tarafından alınmasını sağlıyoruz. Burada işte bu fabrikada torbalandıktan sonra biz de burada kendi fırınımızda satışa çıkarmaya çalışıyoruz. Kara kılçık buğdayını siz tohumunu köylüye veriyorsunuz, üretiyorsunuz, tohumunu saklıyorsunuz gelecek yıl ekmek üzere ve o tohumdan da ürettiğiniz organik buğdaydan da ekmek üretiyorsunuz değil evet, mi? Evet, şöyle bir şey Ferit Bey. Kara kılçık yani yerel tohumlar, ata baba tohumu dediğimiz o tohumlar maalesef kaybolmak üzere. Biz aslında çok az bir şeyi Erzincan bölgesindeki köylerde bulduk. Erzincan tarafındaki Pülümre Bağlı bizim oralarda bulduk. 2 yılda onu çoğaltmaya çalışıyoruz. 5-6 bölgede köylerimizle birlikte onu çoğaltarak aslında tohum bankası oluşturmaya çalışıyoruz. Gelecekte diyelim ki yüzlerce ya da binlerce dönümlük alana yaymak adına o tohumları geliştirmeye çalışıyoruz. Çok azınlık bir bölümünü de un haline getiriyoruz. Çünkü insanlar geçmişteki o ekmeğin tadını, o şeyini almak istiyor ve ona karşı büyük bir ilgi de, büyük bir sempati de söz konusu. Çünkü insanlar bir şeyi anlattığınızda diyor, değirmenine gittiğimizde eskiden ekmek kokuyordu diyor. Şimdi böyle deyince, bunu da deyince insanların yüzü gülmeye başladı. Şimdi tam da burada yani ekmekten tutun ulaşıma, ulaşımdan tutun hayatın bütün olanakları daraltılıyor. Bu olanakları genişletmezseniz, siz eğer bu olanakları bütün kitleleri rahatlatmak üzere kullanmazsanız yaşamı zorlarsınız. Mesela bu bölgede insanlar kaçıyor, artık Avrupa'ya kaçıyor. Emin olun işsizlik ya da o zamlar insanı bıktırmaya başladı. Tam da burada aslında o üretimi geliştirmemiz lazım. Bugün bu sene bu bölgede yağmur da çok fazla vardı. Evet, arıcılıkla ilgili bazı sorunlar çıktı bizim süreçte. Çünkü arı şeyi işleyemedi, ne diyeyim, peteği işleyemedi. Ama yeni yeni hareketlenmeye başladı ama fasulye, buğday, arpa çok iyi durumda şu anda. Yağmur bu anlamıyla da verimli. Yani ekmeği bu yıl sonuna kadar 4 lirada satmaya kararlısınız. Tabii. Zaten yükseltmeye dair bir çalışmamız yok. Yıl sonuna kadar. Sonrasıyla ilgili de yükseltmek gibi bir çaba harcamayacağız. Bizim amacımız şu. İhtiyacı olanı karşılamaktır. Biz bir kar marjı düşünmediğimiz için diğer mesela fırındaki arkadaşlarımız çalışanından tutun birçok şeyde bir de kar marjı düşünüyor. Çok doğaldır. İşçiler de iyi para alıyor. 21 bin liradan maaş alıyorlar. Başkanım bir de mazot fiyatları her geçen gün zamlanıyor. Yani petrol zamlanıyor ama siz ulaşımda Türkiye'nin en ucuz tarifesini uyguluyorsunuz. Evet. Öğrenci 2 lira, sivil vatandaş 2,5 lira. Su parası da öyle. Sanıyorum göreve geldiğinizden bu yana vatandaşın
önerisiyle zam yaptınız. Metreküpü 2 liradan 2,5 liraya çıkardınız. Bunlar belediyeyi zora sokmuyor mu? Sıkıntı olmuyor mu sizin için? Evet, zorlanıyoruz ama şöyle, İller Bankası üzerinde bize gelen katkı payları daha çok burada yaşayan, ikamet eden insanlar için gönderiliyor. Diyor ki siz hem hizmet yapın hem de oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılayın. İller Bankası payı. Ayrıca buradaki bizim kazanımlarımız söz konusu. İşte diyelim ki su, diyelim ki dükkan, benzeri şeylerimiz var. Kafe, kafeterya alanları var. Buralarda aldıklarınızdan şöyle, yani siz eğer, örnek veriyorum, ihalelere şirkete, büyük şirketlere ve müteahhitlere vermiyorsanız, kendiniz yapıyorsanız oradaki kazanımları kendinizi olanaklı olarak tutup o olanakları halka yaymak, o halka hizmet etmek için kullanıyorsanız bu tür şeyleri yapabilirsiniz. Mesela ulaşım bizde 2 lira, öğrenci 2,5 lira da öğrenci 2 lira? Evet, normal tam şeyde 2,5 lira ama onu da zaten 1 liraydı, 1,5 liraydı. Halk Meclisi kendisi şey yaptı. Mesela normalde su parası 2 lira 15 kuruş. Su ama atık su ve benzeri şeyler hariç 2 lira 15 kuruş. Çünkü bu bir ihtiyaç. Yani içme suyunun aslında satılmaması gerektiğini düşünüyoruz ama kamu öyle bakmıyor. Kamu bu tür durumlar, bu tür zararları kamuyu zarar olarak görüyor. Bunun için zarara uğratmadan ama kar marjını da düşürmeden bir hizmet, bir ihtiyaç olarak bakmamız lazım. 2 lira 15 kuruş olarak 25-30-35, bazı aileler çok kullananlar 40 lira ya da 50 lira en fazla geliyor. Bu ihtiyacı meclis kendisi karar verdi. Ben suyun ihtiyacı olduğunu, satılmaması gerektiğini söyledim. 2,5 lira hani, su Türkiye'de hiçbir belediye uygulamıyor. Bilmiyorum. Ulaşım da öyle. Bilmiyorum tabii, ben böyle bir araştırmaya girmedim ama en azından şunu görüyoruz. Sokağa çıktığımızda su ve ulaşımla ilgili özellikle ihtiyacı olan halktan insanlar bize şunu diyor ki, ya buna dokunmayın, bu bizim temel hakkımız, ihtiyacımız diyor. Bir de şu gelişti Ferit Bey. İnsanlar şimdi bir kültür yaratmak istiyoruz biz. Mesela sistematik bir kültür yaratmak istiyoruz. İnsanlar şunu diyor artık. Yani su bir haktır, niye satıyorsun, niye yükseltiyorsun diyebiliyor. Ama diğer tarafta da olabilecek arızalar ve benzeri durumlara da müdahale edebilmek için de kendisi de karar alabiliyor. Diyor yani suyu biraz yükseltelim ya da ulaşımı biraz yükseltelim. Vatandaş kendisi tepki. Kendisi tepki yaptı yani. Kendi karar aldılar. Peki başkanım, özellikle uyguladığınız model organik ürün üretimi, vatandaşla kolektif çalışma sistemi, ihale yapmamanız, belediyenin ihaleleri hiç yapmadan ihalelerde elde ettiğiniz o paralarla ulaşımı, suyu şey yapmanız da. Biz bugün buraya geldiğimizde İstanbul'dan tur otobüsleri geldi. Hepsi sizin yanınıza uğruyorlar, konuşuyorlar ve diyorlar ki başkanım gel İstanbul'da işte şu belediyede, bu belediyede, orada, şu ilimizde, bu ilimizde aday ol diye size büyük bir yoğun bir baskı var. Bizim de aldığımız duyumlarda bu dönem önümüzdeki yerel seçimlerde Fatih Mehmet Maçoğlu'nun batıdaki bir yerde belediye başkan adayı olacağı iddiaları var. Çok ciddi iddialar var. Ne olacak? Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli'de mi kalacak ya da İstanbul'da ya da işte İzmir'de bir belediyede, büyük bir belediyede başkan adayı olacak mı? Ya ben, ailem burada değil. Mesela ailem hep İstanbul'da, ülkenin farklı yerlerinde, Elazığ'da, orada da yaşıyor. Ben hiç Dersim'de çıkmadım, bu şehirde hiç çıkmadım. Seviyorum çünkü bu şehrin şöyle bir yanı var. Yani bir gülen yüzü var bu şehir. Bu şehir benim için hem doğasıyla hem insanıyla bu ülkenin gülen yüzü olarak görüyorum, aydınlık yüzü olarak görüyorum. Tabii yerileri ötekileştirme ya da ayrıştırma gibi değil. Belki alışkanlıktır, belki bir kültürdür. Belki ben Konya'da yaşasaydım, Gat'ta yaşasaydım, Trabzon'da yaşasaydım orayı için söyleyebilirdim ama bura başka, buranın bir çekici yanı var. Belki yaşadığımız anılar, toplumumuzun bizim bakış açısı gibi meseleler falan. Ya kurum şöyle bir çalışma yürütüyor. En son biz toplantı sonrasında da konuşmuştuk. Sosyalist bir programın Türkiye'nin farklı illerinde artık halkla buluşturma zamanının geldiğini düşünüyor. Çünkü eğer bu olanakları, yani devletin olanakları, çünkü devlet şöyle bir şey, yani sosyal bir devlet olma zorunluluğu söz konusu. O olanakları, yani halktan aldığı vergileri, o olanakları yine halka daha eşit, daha adil dağıtı lazım. Eğer bu sosyalistler gelmezse tam tersi oluyor. Hepimiz görüyoruz. Olanaklar bazen bireyin o inisiyatifine kalıyor ve o inisiyatifler şöyle değerlendiriyor. Bir avuç azınlığa gönderiliyor. Ya ihalelerle, başka yandaş politikalarla ve benzerle yapıyor. Biz sosyalistler tam tersi öyle düşünüyoruz. 80-81 yıldaki
insanlarımıza gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Gideriz, halk kabul eder etmez o başka bir şey. Ama halk kabul etmese bile o süreci biz iyi anlatamasak bile ya da kendimizi anlatmakta başarılı olamasak bile devam edeceğiz. Yani üretime devam edeceğiz, kooperatiflere devam edeceğiz, hayatın her adresine devam edeceğiz. 11 tane var değil mi? Evet, çok çok fazla ama kurumumuz bu konuyla ilgili daha görüşme yapmadı. Yani şöyle bir şey yok. Kimin nerede aday olabileceğiyle ilgili hiçbir çalışma yürütmedik. Sonuçta bunu kurumlar belirler, kurumumuz belirler. O toplantılar da önümüzdeki birkaç ay sonra olacak ama kesin birçok ilde, birçok ilçesinde, beldesinde, merkezinde neyse ilçesinde kesin adaylaşmaya gideceğiz. Sosyalistler halkın karşısına çıkacak, kendini anlatacak. Sosyalistler. Ama benimle ilgili bir kara daha ala çıkmadı. Sosyalistler, komünistler bu yıl İstanbul'da, İzmir'de ya da Ege'nin herhangi bir kentinde. İç Anadolu'da. İç Anadolu'da ki yoğun Yozgat'ta bile size talep var değil mi? Evet. Yani o bölgelere kadar hepsine gireceğiz. Şöyle değil, bu benim üzerimde bir tartışmadan çok. Yani evet ben de bir parça solda olacağım. Bir alanda faaliyet yürüteceğim, bir çalışma yürüteceğiz. Ama şunu söyleyeyim, yani kurum daha... Çünkü sonuçta biz halk dayanışmalar kurduk biliyorsunuz. Dersim'de TKP var, TKH var, Emek Özgürlük Cephesi, SMF. Bunlar toplantılar yapıyor. Şimdi sosyalistlerle diyalog toplantılar yapmaya başladı. Onlarla bu kararı vermeden benim söylemem çok etik olmaz. Çok da insani bir şey daha. Teşekkür ediyoruz başkanım. Süremiz bitti. Sorel Dağıstanlı, şunu söyleyelim. Tunceli, önce Ovalık'ta sonra Tunceli'de uyguladığı modelle Türkiye'ye örnek olan ihaleleri yaptırmayan belediyenin ihalelerini kendi imkanlarıyla yapıp burada kazandığı paralarla öğrencilere, vatandaşa hizmet götüren Fatih Mehmet